anda Yeni Mahalle'deyiz ve işte Türkiye programının bu haftaki konuğu Yeni Mahalle MHP Belediye Başkan adayımız Sayın Devran Kutlugün'le beraberiz efendim. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Efendim biz sizi çok yakından tanıyoruz ama hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki vatandaşlarımız için kendinizden bahseder misiniz lütfen? Efendim Devran Kutlugün, 1964 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültenin uzun yıllar öğretim görevliliğini yaptım. Başbakanlık Başmüşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği, Mevzuatı Geliştirme Yayın Genel Müdürlüğü gibi bir takım kamu hizmetlerinde bulundum. Biraz akademik hayat, biraz bürokrasi, biraz kültür sanat hayatı, şimdi de siyaset dedik. Bakalım sona hayır olsun inşallah. İnşallah. Peki, Devran Kutlugün'ün gözünden Yeni Mahalle'yi anlatın desem neler söylersiniz efendim? Efendim Yeni Mahalle Ankara'nın en güzide ilçelerinden birisi. Bir o kadar da geri kalmış, hakkını alamamış ilçelerinden bir tanesi. Ankara'nın sanayi merkezi, Ankara'nın geniş bir coğrafyasına sahip, 680 bin nüfusa sahip büyük bir ilçesi. Eğitim kültür seviyesi son derece yüksek bir ilçesi. Ufku açık, istikbali açık bir ilçesi. Bu rutine teslim olmuşluktan, geri kalmışlıktan, vizyon eksikliğinden kurtuldukça istikbali daha parlak olacak Yeni Mahalle'nin. O yüzden biz yeni vizyon, yeni anlayış, bir atak yönetim, cesur yönetim, bilgili yönetim şeklinde ilkeler koyduk. Şimdi o günlere doğru yavaş yavaş ilerledik. Peki efendim, şimdi siz çok projelerinizi anlatma taraftarı değilsiniz. Öyle değil mi? Yok, çok proje anlatıyorum. Var ama hani siz halkın içinde olduğunuz için hani yaşayarak bir şeyleri görmek gerekiyor dediniz hep toplantılarınızda, ben mi yanlış söylüyorum? Biz 36 ana projeyi açıkladık. Evet. 36 projeyi de bulduğumuz her zeminde açıklıyoruz. Hı hı. Ama sadece proje konuşulması taraftarı değilim. Evet. Projelerin ötesinde bir yolumuz da var. Çünkü sorunlar sadece projesizlikten kaynaklanmıyor. Herkesin dünya kadar projesi var ama projeyi yapacak irade yok. Projeyi yapacak, gerçekleştirecek bilgi birikimi yok. Kaynakların doğru kullanılması mümkün olmamış bugüne kadar. Biz 36 ana projeyle öyle 1500 proje demiyoruz mesela. Niye demiyoruz 1500 proje? Ankara'da taksi duraklarının açılışını başbakana yaptırdılar. Öyle küçük projeleri biz projeden saymıyoruz. Peki. Efendim o zaman kısa kısa bahsedelim mi projelerinizden? Bahsedelim. Çocuklar için projelerimiz var, gençler için projelerimiz var, kadınlar için projelerimiz var, engelliler için projelerimiz var, yaşlılar için projelerimiz var. Hepsiyle ilgili ayrı ayrı söyleyelim. Çocuklar için etüt merkezlerimiz var. Bir üstün zekalılar koleji kurmak istiyoruz. En dikkat çeken projelerimizden aynen o, bir tanesi. Gençlerimiz için gençlik merkezi projemiz var. Engellilerimiz için, onları bilişim dünyasına katmak için uzaktan engelli eğitimi projemiz var. Hanımlar için kuaför kart projemiz var. Ankara'nın en dikkat çeken projelerinden biri. Onların el emeklerini direkt satın alan, onlar adına satan el emeği göz nuru projemiz var. Kadınları, ev hanımlarını üretime katabileceğimiz bir proje. Yaşlılarımız için yine hobi bahçeleri projemiz var. Yeni mahalleye kimlik kazandıracak projelerimiz var. Bir Ankara'nın gözü projesi açıkladık ki Ankara'nın sadece yeni mahallenin değil, Ankara'nın da istikbali o projede. Bu Londra'da olan bir proje, London Eye dedikleri Londra'nın gözü projesinin bir uyarlanmış versiyonu. Ankara'nın gözü projesi açıkladık ki o proje Ankara'nın her tarafından görünecek. Ankara'nın her tarafını da görecek. Yeni mahalleye çok farklı bir kimlik kazandıracak. Hepsini anlatalım istiyorsanız. Yok, hayır, keselim. Çünkü şöyle ki sizinle biz sahaya çıktık. Siz vatandaşınızdan oy istediniz. Ama vatandaşınızdan bir tanesi sizden kız istedi efendim. Beraber gittik biliyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle isterseniz onları bir seyredelim. Daha sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bakın Devran Başkan'ın kızı nasıl verdi? Evet sevgili seyirciler, işte Türkiye programında Yeni Mahalle MHP Belediye Başkan adayımız Sayın Devran Kutlugün'le gezimiz devam ediyor efendim. Şu anda bir ev gezmesindeyiz, öyle değil mi başkanım? Evet. Ve şöyle bir olaya şahit olacağız.
Ve belediye başkanı da halkın içinde olduğunu da gösteriyor. Onu da şimdiden söyleyelim. Burası çok kalabalık. Neden kalabalık biliyor musunuz? Normalde belediye başkanımız vatandaşından oy istiyor. Ama şu anda belediye başkan adayımız Devran Bey birazdan kız verecek. Çünkü onlar isteyecekler efendim. Dur, öyle daha değil verip vermeyeceğimiz belli değil. Değil. Ama ben şöyle önce bir anlatayım. Önce kaç oy olacağı belli. Biz önce oy pazarlığını edeceğiz ondan sonra. Tamam. Şimdi evet, oy pazarlığında da anlaşabilirsek başkanım da belki kızı verir. Öyle değil mi başkanım? O zaman olur. Tamam. Evet efendim. Buyurun şöyle konuşmaya başlayalım. Buyurun başkanım. Evet. Emre. Damadımız burada efendim. Kaç oy? Dur. 20 yasam mı? Yetmez. Evet, yetmez. Sıkı pazarlık var. Kızımız 25. Güzel. Biraz daha. 30'a anlaşalım. Ve, çok erken oldu başkanım. 30 oy ne kadar zor alınıyor biliyor musun? Biliyorum ama. Neyse pek. Öyle mi? Peki. 30 oy iyi, 30 oy iyi. Seni bir tanıyalım, bir anlat kendini bakalım. Ben 90 doğumluyum. Evet. Altındağ doğumluyum. Evet. Teknisyenim. Hı hı. Araç muayene istasyonlarının bakımını yapıyoruz. Evet. Böyle. Onu geç, bir dedikodu yapalım seninle. Nasıl tanıştın gelin hanımla? Bu kadar aile büyüğünün yanında söylenmez. Siz kulaklarınızı kapatın bakalım aile büyüklerimiz. Evet. Duymadınız siz. Evet. Çok uzun hikaye. Çok mu uzun hikaye? Derin mi? Yani. Seviyor musun? Yani. Aşık mısın? Yani. Yanisi yok. Aşığım arkadaş diyeceksin. Hadi bakalım. Aşığım yani. Peki. Peki, çok fazla damat beyi de üzmeyelim isterseniz, öyle değil mi başkanım? Şimdi o ne biraz, yapalım? Şimdi o biraz geleneklere uyacak. Bizim Anadolu kültürümüz öyle. Değil ben mi? Ben istediğin içinden geçeni söylemeye müsait değil. Evet, aileler... Ben iletişim bilimciyim. Onun bakışından ne demek istediğini anlıyorum. Evet, peki aileler kız tarafı da erkek tarafı da Yozgatlı mı efendim? Yok. Nereli? Beypazarı. Beypazarı Ankaralı. Evet efendim. Şimdi gerçekten güzel bir olaya şahit olduğumuz burada. Ne güzel. Belediye başkan adayı o isterken şimdi onlar kızı belediye başkan adayımızdan isteyecekler. Ne kadar güzel bir şey efendim. Sevgili seyirciler, şimdi içeride büyüklerimizle görüştük ve şimdi hanımefendilerin yanındayız. Gördüğünüz gibi bohçalarımız hazır. Şimdi kızımızın annesiyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Netice Çakmak. Hatice Hanım. Netice Çakmak. Ha, Netice Hanım. Netice Hanım, nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Kızınızı verdiniz bugün, ne olacak? Verdik. Üzgün müsünüz? Üzgünüz. Peki, Devran Bey yanınızda efendim, kızınızı kendisi verdi. Evet. Devran Bey ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı öğrenebilir miyim lütfen? Devran Bey'i beğeniyoruz, seviyoruz. Evet. Destekliyoruz tabii, destekliyoruz. Biz içeriden 30-40 oy sözü aldık. Evet. Şimdi bayanlar olarak siz kaç tane veriyorsunuz bakalım söz? Abi ben... Yoksa cayacağız vallahi, yok, vermeyeceğiz. Yok, ben bir sürü topladım. Ben çevremde çok oy topladım. Öyle mi? Çalışıyorum ben. Damadın annesinden pazarlık. Topladım ben. Topladım. Çalışıyorum. Tamam. Evet. Peki o zaman. Öyle mi? Evet. Peki hanımefendi. Evet. Hayırlı olsun tekrar sağ size. Sağ şimdi efendim, damadın annesi burada. Hanımefendi, sizi tanıyalım. Filiz Özkekli. Filiz Hanım. Oğlunuza kızı aldık. Aldık. Oğlundan sözü de aldık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun oğlum. Peki, Devran Bey'i destekliyor muyuz efendim? Destekliyoruz. Desteklemezseniz kızı geri alacağız, haberiniz olsun. Destekleriz tabii ki, destekleyelim. Destekliyoruz. Çift destekliyoruz. Evet, bak. Oo, tamam. Peki o zaman, size de hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Bunlar geleneklerimize göre, örneklerimize göre nişan mı takılacak söz. Şimdi? Ha, söz borçlusu. Vallahi kıskandım Devran Başkanıma, diyorum ki beni de aradan çıkartın, hani isteyin de benden de biraz oy alın diye uğraşıyorum ama ne olacak başkanım? Seçimden önce halledelim bu işi. Seçimden önce ben de belki gidebilirim, evet. Bilmiyorum. Evet. Öyle değil mi? Efendim? Hazır mı? Hazır değil işte, mesele de o zaten. Tamam, ne yapalım artık, bulduğumuz zaman hayırlısı. Beni de bir kör topal bulur herhalde ya, olmaz mı? Daha güzellerim. Daha mı güzeller o? Peki. Ne doktorlara ne mühendislere vermeyiz. Peki, ben de şöyle hava atarım. Evet, şimdi yanında gelin ve damadın dedesi var efendim. Ağır toplar burada. Öyle kız almak kolay değil. Tamam, başkanım hemen verdi ama sizi bir tanıyabilir miyiz lütfen? Ben bey pazarlıyım. Evet. Adın ne amcam? Adım Hüseyin Çakmak. Hüseyin amcam, ha. Yaşım 81. Maşallah, hiç göstermiyorsun ama. Ayşe'nin dedesiyim. Başlık parası isteyeceğiz mi, onu söylesen bana. Başlık parasını o ben... O istedik ya yerine. Dur.
Bir de başlık parası alacağız başkanım, bir dur hemen. Aman hanım kızım, sen ne yapıyorsun ki sen? Bir de başlık parası çıkartma. Ya. Ya ortalık karışıyor şimdi bak. Tamam, başlık parası istemiyoruz. Başlık parası istemiyoruz. Tamam. Başlık parasını ben kaldırdım. Tamam, kaldırdınız. Başlık parası istemiyoruz, tamam. 30 oy sözü vermiştiniz. Tamam. Bir 5-10 daha katarsınız, ne var bunda? Olursa 20 de katar. Tamam, bu sözü alayım, yeter bana. Başkanımız, hemşerimiz. Evet. Onun için canımız feda. Oylarımız da ona. Tamam amcacığım, seni tanıyalım amcam. Yozgat'ın Araplı köyündenim. 72 yaşındayım. Evet. Emre'nin dedesiyim. Damadınızın dedesi, evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Hacı Baba'yla ahrap olmaya geldik. Oh, Hacı Baba ne diyorsun bu işe? Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle verdik. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun. Evet, başkanım. Evet, kızımız. Evet. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Vallahi çok güzel bir kız. Çıtı putu ne güzel, maşallah sana. Bugün en güzel günün, mutlu evet. günün. Evet. Ve belediye başkan adayı seni verdi. Evet, duygularını bir alayım senin. Mutluyum, başka diyecek bir şey yok sanırım. Peki Devran Bey'i seviyor musun? Seviyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşımızın şimdi gibi. Başkanım, siz gelinle damadın arasına girdiniz. Şimdilik değil mi? Şimdilik. İki dakika içinde hemen aradan kalkacağım. Ayrı kutu olmaya hiç niyetim yok. Peki efendim, gelinle damada son sözlerinizi bir alabilir miyiz efendim? İnşallah bir ömür boyu mutlu olsunlar. Birbirlerini çok sevsinler. Vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirsinler. Ailelerine saygılı, sevgili olsunlar. Biz onların iyi yetiştiğini ben zaten biliyorum. Onlardan umutluyuz. İnşallah onlar adına çok mutluluklar getirsin yıllar. Güzel olacak. İnşallah nikahlarını da ben kıyacağım belediye başkanı olarak. Şimdi o zaman ellerini siz birleştiriyorsunuz efendim. Öyle mi? Müsaadeniz var mı? İhtiyar delikanlılar, müsaade ediyor muyuz? Müsaade ediyor muyuz? Müsaade. Tamam o zaman. Hadi bakalım başkanım. Şöyle ben. Bir kalkalım. Tekrar bir şöyle alkışlar lütfen. Şöyle aile büyüklerinin elinden başlıyor. Hadi bakalım. Ben tebrik edip kaçıyorum. Başkanım öbür tarafta da bir bayanlar. Kızım tebrik ediyorum. Teşekkür. Canım tebrik ediyorum sizi. Vatan ailesi olarak. Tebrikler, mutluluklar. Bak kızımızı üzme. Şimdi Devran Başkan sana vermiş olabilir ama tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın önünde söz verdin. Tamam mı? Herkes şahit. Sözümü söyledim ya. Dünya Kadınlar Günü'nde bir de. Dünya Kadınlar Günü, ona göre. Sana söyleyeyim, senin işin çok zor. Eğer kızımız ararda bir şikayette bulunursa anında gelirim karşına, tamam mı? Söz. Hadi kızımız sana emanet. Hadi bakalım, sizi artık bırakıyoruz. Efendim biz buradan gezimize devam ediyoruz Devran Başkanımızla. Başka bir yerdeyiz efendim, buyurun. Evet başkanım, seyrettik. Kaç oyla vermiştiniz kızı? Ucuz gitti. Ucuz gitti değil mi? Kaç oy istemiştik oradan? 35 de makas kesmedi. 35 oy geliyor inşallah. 20 de ben annelerden istemiştim hatırlarsanız. 55 oya biz baya bir kısa oy topladık. Kârı. Kısa günün kârı. Doğru söylüyorsunuz efendim. Peki. Vatandaşlarının hep yanındasınız. Evet. Sizi de çok seviyorlar. Ki özellikle bir sünnet düğününe de katıldık sizinle birlikte. Evet. Onunla oradaki sünnet çocuğuyla ilgili çok güzel şeyler söylediniz o gün akşam. Burada da siz söylerseniz ondan sonra da düğüne geçeceğiz efendim, olur mu? Evet, o sizin sağ kolunuzdu herhalde. Onur bir Devran evet. Kutlu Gün fanatiği. Bizim Devran Kutlu Gün gönüllülerimiz var, 2000 kişi. Bunların içerisinde böyle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Onlar da Devran Kutlu Gün adına, Yeni Mahalle adına çalışıyorlar. Onların neler yapabildiğini de siz de izlediniz, gördünüz. Biz evet. inancımızın altı boş değil, inancımız sağlam temeller üzerinde. Yeni Mahalle çocuklarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla, yaşlarıyla, yanımıza gelemeyenler dualarıyla bizimle beraber. Peki, o zaman sünnet düğünü bir seyredelim mi? Sevgili seyirciler, şimdi Devran Başkanım'la beraber sünnet düğününe misafir olduk. Bu da sünnet çocuğumuz efendim. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Onur Karabay. Onur, sünnet mi olacaksın sen? Oldum. Oldun mu? Bu da düğünüm. Ha, düğünün. Peki, korktun mu? Ya korkmaz ben söyle. Korkar mı?
Benim başkanım var, niye korkuyorsun? Başkanı var onun, korkar mı? Bir daha söyle bakayım. Benim başkanım var, niye korkayım ki? Seviyor yani? Musun sen peki başkanını? Tabii ki de seviyorum. Peki, kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Sünnete geç kaldım, normalde kaçıyordum da olur. Öyle mi? Çok da akıllıyız efendim. Peki, devran başkanından istediğin bir şey var mı? Yeni mahalleyi alması tabii ki de. Ooo, bir alkış rica edeyim, bir alkış lütfen. Evet, sünnet çocuğumuzun korkusu da geçmiş artık, keyfi yerinde çünkü düğünü oluyor şu anda. Peki, çok takı taktılar mı sana? Bir dedikodu yapalım seninle. Daha takılacak, takı başlıyor. Takıldı mı? Daha takılacak. Zaten takıyla da düğünün şeylerini ödeyeceğim. Şimdiden hesabı kitabı yapmış. Evet, evet. Ben kalan parayla da... Bu muhasebe müdürü olacak. Evet. Kalan parayla da zaten iPhone 5'i alacağım. Ha, peki, telefon planları var. Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Şimdi Onur çok özel bir çocuk benim evet. için. Bu tam bir Devran Kutlugün fanatiği. Belli şu ana kadar da bana en çok oyu bulan çocuk. Öyle, öyle mi? Öyle bir özelliği var. Peki sen çalıştın mı Devran Başkanı için? Çok. Biz her gün... Çok. Biz aferin çok sana. Sistematik benim sağ kolum. Onur. Öyle mi? Tabii. Oh, sağ kolum. Oh. Biz her gün birbirimizi görmezsek duramayız. Peki efendim. Değil peki. mi? Sana tekrar hayırlı olsun diliyorum. Biraz da köşeye para koy olur mu? Nasıl yani? Yani biraz artır bence. Başkan zaten var, para önemli değildi. Başkan var canım, para önemli değilmiş. Peki efendim. Evet, biraz eğlendikten sonra biz buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim yolumuza. Akrabalarıma teşekkür ederim. Burada gerçek adam duruyor, siz onu oy verin. Milliyetçi Hareket Partisi Devran Kutlugün Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı. Efendim, düğününüz hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben Devran Kutlugün. Onur Karabay'ın, ne diyeyim, beraber benim yol arkadaşım, benim dava arkadaşım. Bugüne kadar bana en çok oyu bulan, en çok çalışan adam. İnşallah Allah onun da, benim de, sizlerin de emeklerini zayi etmesin. Söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah Onur kardeşimin yolunu, bahtını, geleceğini aydınlık eylesin inşallah. Biz onu iyi yerlerde göreceğiz, büyüyünce biz onunla beraber olacağız. İnşallah her şey hayırlara vesile olsun. Buraya kadar teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkürlerimle. Sağ olun, var olun. Nereye bakayım? Altın. Adette sana da altın. Sayın Kongre, Sayın Başkanımız bir de çeyrek altın takıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Haydi bakalım Şerif. Elini öpeyim. Hadi bakalım. İlk önce elini öpeyim. İlk önce elimi öpeyim. Hadi bakalım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tamam mı? Sevgili seyirciler, bildiğiniz üzere İşte Türkiye programında bu hafta Ankara'nın ilçesi Yeni Mahalle'den sizlerin karşısındayız. Birazdan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli burada olacak. Yeni Mahalle halkı burada hazır bir şekilde bekliyor. Herkes coşkulu. Biz de Sayın Devlet Bahçeli'yi bekliyoruz. Evet efendim, bu muhteşem görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Sevgi yumağıyla sarılmış bir değerli bilim insanını Sayın Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Bey'in (gülüyor)
insan olan, önemli bürokrat kademelerde büyük hizmet sunan genç dinamik bir kardeşimiz. Yeni mahallenin de seçildikten sonra inşallah mutlu günü olacak olan MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli buradaydı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mevlüt Bey buradaydı efendim. Onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Size destek vermek için buradalardı. Evet, Sayın Genel Başkanımız teşrif ettiler. Kendilerini ağırladık, gönderdik. Sayın Genel Başkan benim üniversiteden hocam. Biz şahsiyetli bireyler olmayı ondan öğrendik. Onun ilkeli duruşu, gerçekten bilgeliği bizim için çok önemli bir rehberdir. Bizim hem hocamız hem genel başkanımız Türkmen Bey'i bizim her şeyimiz. İnşallah onu memnun ederek göndermişizdir. İnşallah. Evet efendim, buradan bir de Yakacık Mahallesi'ne çıktık sizinle birlikte. Orada da muhtar adayımızla beraberdik. Muhtarımızın da yanına gittik. Peki Yakacık'taki sorunlar neler? Yakacık'ta ciddi imar sorunları var. Siz de şahit oldunuz. Evet. Onlarla görüştük. Onların geri kalmışlığını gördünüz. Yakacık gibi Ankara'ya sadece 6 kilometre mesafede bir bölgenin, yeni mahalleden biraz kıyısında bir bölgenin ve gelişmeye o kadar müsait bir bölgenin ne halde olduğunu bizzat gözlemlediniz. Biz onları bu rutine teslim olmuşluktan kurtarma sözümüz var. Onlar benim hemşerilerim aynı zamanda. Onlar benim, ben bir anlamda da Yakacık'ım demiştim hatırlarsanız. Evet. Yakınız. Onlara gönülden de yakınız. Daha doğrusu şöyle, biz bu ülkenin tüm değerleriyle değerlenmiş bir kişiliğe sahibiz. Aynı zamanda tüm dertleriyle de dertlenmiş bir kişiliğe sahibiz. Biz değerlerimizi de koruyacağız, dertlerimizle de dertleşip o dertlere derman bulacağız inşallah. Evet efendim, bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile alakalı bugün güzel bir kahvaltı verdiniz ve eğlenceli bir gün geçirdik yine Mevlüt Bey'in katılımıyla. Hanımların size desteği nasıl efendim yeni mahallede? Siz gördünüz bugünkü coşku, kadınların evet, coşkusunu, onların nasıl heyecanlı, nasıl inanmışlığını gördünüz. Salona sığdıramadık, bir kısmı geri dönmek zorunda kaldı. Ancak imkanlarımız o kadardı, daha doğrusu salonun kapasitesi o kadardı. Biz kadınlarla başladık bu harekete. Şu ana kadar kadın kollarımız 50 bin eve girdiler birebir. 50 bin eve bizim selamımızı ve bir acı kahvemizi götürdüler. Onlar sahadan aldıkları verileri bize getiriyorlar. Ve çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Şunu biliyoruz, bu işi başarırsa kadınlar başaracak. Ve şuna inanıyoruz, kadın mutluysa toplum mutludur. Kadın üretkense toplum üretkendir. Aslında sorunların çözümü biraz da kadınların elinde. Biz kadınlarımızla beraber, kadın kollarımızla, teşkilatlarımızla beraber çok ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Başaracağız. Evet sevgili seyirciler, Devran Başkanımızla gezimiz devam ediyor. Şu anda Yakacık Mahallesi'ndeyiz efendim. Bir tarafımda muhtar adayımız var. Hoş ben aday diyorum ama buradakiler diyor ki aday maday değil artık muhtar diyor herkes. Devran, ha evet, evet. Evet, size gördünüz efendim. Şimdi başkanım müsaade ederseniz önce ben muhtarımla bir konuşayım. Muhtarım merhaba. Merhaba. Bir önce bir kendini bir tanıt bakalım. Ben Yeni Mahalle Yakacık Köyü'nde ikamet ediyorum. Evet. 1463'ten beri buradayız. İsmim İsa Karabulut. Evet. 1955 doğumluyum. Peki muhtarım, İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Muhtar seçildiğiniz takdirde Yakacık'ta neleri değiştireceksiniz, neler için uğraşacaksınız efendim? En büyük sorunlar nelerdir burada? Yakacık'ta en büyük sorunlar altyapı, evet, bulvar yollarının tamamlanması, sokak ışıklandırmaları bilhassa çok önemli. Evet. 1968'den beri bu elektrik tesisatı o zamandan beri duruyor yani. Hiç değişim, evet, olmadı yani. Hı hı. Sokak direkleri eğri büğrü duruyor o zamandan bu tarafa. İnşallah biz geldiğimiz zaman tabana aldırmak için elimizden gelen çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah
isteklerimizi bildireceğiz. Peki siz burayı Yakacı'yı Ankara'nın merkezi dediniz değil mi? Ortası evet, dediniz. Evet, evet. Ankara'nın başkenti. Ankara'nın başkenti aslında. Evet, başkentinde evet. Başkentin Yakacık Mahallesi Yakacık öyle değil mi? Evet, evet Yakacık Şimdi, Mahallesi. Şimdi yanımda Devran Başkanım var. Evet. Yeni Mahalle MHP Belediye Başkan adayımız. Evet. Şimdi o da belediye başkanı olduğu takdirde siz de bu isteklerinizi ona dile getireceksiniz değil mi efendim? Evet, evet. Peki Devran Başkan yanımda ama o duymaz dedikodu yapalım biraz sizin yanınızda mı efendim? Devran Başkanım tabii ki yanımızda olacak inşallah. Halini zatınızı soruyor mu? Soruyor. Gelir mi buralara? Gelir. Bak geliyor mu? Bir senedir gelir buraya Devran Başkanım. Yani seçimle alakası olmadan da geliyor olsa muydu? Olsa da olmasa da gelir Devran Başkanım. Yani sizin içinizde bir başkan aynen. Değil mi? Tabii ki, biz başkan tabii ki, diyoruz doğru. Artık. Tabii ki tabii ki. Öyle mi? Başkan İnşallah, mı diyoruz? İnşallah tabii ki. Allah! Evet efendim, Devran Başkanım gördünüz. Sevgi seli var size karşı. Allah razı olsun. Siz neler söyleyeceksiniz efendim Yakacık'la ilgili? Öncelikle Rabbim bizi mahcup etmesin. İnşallah. Yakacık'la ilgili benim söyleyecek hem çok sözüm var hem hiç söyleyecek bir sözüm yok. Evet. Hiç söyleyecek bir sözüm yok çünkü ben buraların çocuğuyum. Ben de Çamlıdere'nin Çukurören köyündenim. Evet, buralarda büyüdüm. Evet. Buralarda bu insanlarla beraber büyüdüm. Söylememiz gereken çok şey var. İşte muhtar adayımız bir çırpıda bir şeyler anlattı. Evet. Yeni Mahalle 30 yıldır kötü yönetildi. Yeni Mahalle 30 yıldır sorunlarını çözememiş. Yeni Mahalle rutine teslim olmuş bir bölge. Yeni Mahalle yeni bir vizyon, yeni bir gelecek, yeni bir ataklık, yeni bir cesaret ararken biz buna talip olduk. Evet. O cesaret, o vizyon, o ataklık bizde var dedik. Bu çerçevede de 14 aydır buralarda dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. İşte burası eski usul bir köy odası. Evet, muhtarımızın köy konağı değil evet, mi? Evet, biz böyle konaklarda büyüdük. Konak denmez bizde, köy odası denir. Bizim evet, için evet. Odadır burası. Biz bu odalarda büyüdük. Bu odaların kültürünü biliriz. Bu odaların içindeki ruhaniyeti de biliriz. Bu ruhaniyetle biz Yakacık'a hizmet edeceğiz. Sadece Yakacık'a değil, Yeni Mahalle'nin her bölgesine hizmet edeceğiz. Ancak Yakacık hem köy kültürünü yaşatan hem de devasa bir mahalle oldu. Ama gelişirken gelişime ayak uyduramamış bir bölge olarak kaldı. Bizim Yakacık, Yeni Mahalle'nin aslında bir yerleşim alanından daha çok elit kısmının olması gereken, turizm potansiyeli olan, insanların nefes alabileceği, insanların hayat alanı bulabileceği bir bölgemiz. Biz burayı inşallah gerçekten Ankara'da sıkılan, Ankara'da bunalan herkesin, sadece Yeni Mahalle'nin değil, Çankaya'dan da insanların gelebileceği bir bölge haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Burada hobi alanları, burada balık göletleri, burada bir mesire alanı oluşturabileceğimiz en ideal yerdeyiz şu anda. Ama Yeni Mahalle kendi sorunlarıyla büyüdüğü için, Yeni Mahalle kendi sorunlarının çözümünde geç kaldığı için burası biraz ihmal edilmiş bir bölge. Sadece burası değil, Yeni Mahalle'nin 54 mahallesi de ihmal edilmiş bir bölge. Bu ihmalkarlığın hem hesabını sormaya hem de bu ihmalkarlığın üzerine o ataleti atmaya, cesareti getirmeye, cesameti getirmeye talibiz. Buranın pek çok sorunu var. Burası imar sorunlarıyla boğuşan bir yer, gelişmekte olduğu için. Burada imarda adaletsizlik var bir kere. Allah Allah. Yani buranın yoğunluk artışlarında adaletsizlik var. Çünkü ben hep anlatıyorum. Bu arazi politikaları maalesef böyle. Belediyeler her şeye sadece arazi mantığıyla yaklaşan bir anlayıştalar. İnsan odaklı yönetimi bir türlü ortaya koyamadılar. Bu Türkiye'nin genel anlamda bir sorunu. Biz insan odaklı yönetime Yeni Mahalle'nin en güzel yerinden Yakacık'tan başlarız inşallah. Hadi bakalım aldınız sözü. Evet efendim sizler de gördünüz. Biz Devran Başkan'la gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi halkın içinde bir başkan değil mi? Aynen. Normalde belediye başkanları maalesef oturduktan sonra o makamdaki koltuklarını birisi belki yanlışlıkla kapar falan diye sakın yani hiç kalkmıyorlar yerlerinden değil mi? Evet. Yani o makam size verilmiş zaten. En az bir 5 yıl orada duracaksınız. Hiç gerek yok. Çıkın bir dışarıya. Çıkın insanların içine çıkın efendim. Gelin bir bardak çay için öyle değil mi? Evet, evet. Evlere gidin.
Yani öyle kaçmakla olmuyor değil mi? Biraz... Belediye başkanısanız eğer cenazeye gideceksiniz arkadaş, düğüne gideceksiniz, kız isteyecekse isteyeceksiniz, verilecekse vereceksiniz, öyle değil mi? Öyle. Sünnet varsa gideceksin, dayak varsa da yiyeceksin arkadaş, öyle değil mi? Dayak atmaya gidelim biz. Öyle yapalım yani. Kavgasına da iyisine de kötüsünde de bir belediye başkanı yanınızdaysa başka ne istersiniz, öyle değil mi? Buyurun. Bir de ben özür şunu söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi siyasilerimiz otobandan üst tarafına, sol tarafa bakmıyorlar. Niye yani, işlerine gelmiyordur? Belediye başkanlarımız olsun, ilçe belediye başkanları olsun, büyükşehir belediye başkanları olsun, otobandan üst kısmına kafasını çevirip de bakmadılar. Çünkü yoğunluğumuz çok az. Yani burada müteahhit girmiyor bir defa buraya. Evet. Niye girmiyor? Daireyi satamıyor. Niye satamıyor? 120 liraya daire satıyor burada. Yani 150 metrekare olan bir daireyi, evet, 120 liraya anca satabiliyor. Onun için de müteahhit girmiyor. Halk da muzdarip bundan, yani daha Türkçesi. Fakirin fukaranın yerinde zaten 500 metre yer kalmış. Hiç olmazsa bir 3 daire alsın 500 metreye. Şentepe'de 120 metreye bir daire oluyor. Yakacık'ta da 385 metreye bir daire oluyor yani. Başkanım, duyun bunları. Şimdi bu şimdi de bildiğimiz bir husus. Evet. Bir, önce şunu söyleyelim. Biz hiç kavga, gürültü etmeyelim. Tabii ki. İnsanların hepsini sevelim. Aynen. İnsanlarla ayrımadan kucaklaşalım. Evet. İkincisi, buradaki imar probleminin esas çözümü, hı hı, mutlak surette burada bir marka değer oluşturmaktır. Evet. Eğer marka değerini oluşturursanız buradaki tüm sorunları çözersiniz. Marka değeri buranın kendi tabii değerini de çok artıracak bir şeydir. Mesela ben hep örnek veriyorum. Bahçeli 7. cadde neden 7. caddedir? Marka değerini marka çektiği olur için 7. Evet, caddedir. Evet. Buraya biz kendi projelerimizi inşa edersek buranın marka değeri çok yükselecek inşallah. Onun ötesinde hayatın içinde olmak çok önemlidir. Evet. İnsanların içinde, hayatın içinde olmak. Ben 1987 yılında Yeni Düşünce Gazetesi yazı işleri müdürüydüm. İki sayfamın sayfa adım hayatın içinden idi. O gün bugün hayatın içinde olmayı hep tercih ettim. Hiç çıkmadım akademik zaten, hayatımda evet, da akademisyen olduğum dönemde de hep hayatın içindeydim. Buralardaydım. Başbakanlıkta görev yaptığımda, müşavirlik döneminde de, genel müdürlük döneminde de, genel müdür yardımcılığı döneminde de buralardaydım. Bu hayatın içinde olmak, bu insanların içinde olmak, Türk milletinin değerlerinin içinde olmak çok önemli. İşte ben o yüzden her yerde şunu söylüyorum. Evet. Bu ne kadar toplumsal karşılık bulur, ne kadar siyasi karşılık bulur bilemem. Ama bunun karşılığı ne olursa olsun ben bu milletin tüm değerleriyle değerlenmiş, tüm dertleriyle de dertlenmiş bir evladıyım. O yüzden biz vatandaşlarımızla problem yaşamayız. Peki o zaman. Evet. Başarının sırrı da sizin içinizde yetişmesinden dolayı efendim. Öyle çok da kenara çekilmiyoruz. Çünkü biz neyiz? Anadolu çocuğuyuz, öyle değil evet mi? Evet. Anadolu'nun göbeği burası da. Evet, burası Anadolu'nun göbeği. Biz de Vatan TV olarak Anadolu'nun televizyonuyuz. Öyle değil mi efendim? Evet. Bitmiştir olay. Bizler de televizyon olarak her zaman sizin yanınızdayız. İnşallah. Bir telefonunuza bakar, gel dediğiniz anda geliriz. Değil mi başkanım? Evet. Her zaman başımız gözümüz üstüne. Evet sevgili seyirciler, Devran Başkanımızla olan gezimiz devam ediyor. Şu anda Yakacık'tayız efendim. Yakacık muhtarımız Yusuf Bey ile beraberiz. Yusuf Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz. Biz de sizlere soralım. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yorgun argın böyle geziyoruz efendim. Ama bunlar tatlı yorgunluklar tabii ki. Evet, seçimden dolayı. Efendim, Yakacık muhtarı olarak Yakacık'taki sorunlardan bahsedebilir miyiz efendim? Yakacık'taki sorunlarımız tabii, umutlarımız büyük. Evet. Şimdi belediye başkanımız... Mahallemizin çok eksikleri var. Yakacık mahallemiz daha yeni daha hizmet almış, evet, başlamış bir bölge. Yakacık mahallemizin efendim bir şehir konumuna girmesi öncelikle. Hı hı. Şehir konumuna girmesindeki şeyler nedir? Yol, asfalt, ışıklandırma, efendim kültür merkezleri, efendim daha buna benzer. Yani bir şehir
konumuna girmesi için çok hizmete ihtiyacı var. Aynen öyle. Gerçekten 60'a giriyoruz sevgili seyirciler. Kapkaranlık, evet. Çamur içerisinde her taraf, evet. Yollar berbat durumda. Yani evet, hizmeti hak eden bir yer burası, öyle değil mi Devran Başkanım? Kesinlikle. Ankara'ya 16 kilometre, evet. Ulus'a. Evet. En geri kalmış Yakacık Mahallesi. En geri kalmış. En geri kalmış. Ne köy ne şehir. Ne yani, mahalle diyeceğiz ama mahalle şimdi. Evet. Mahalle güzel bir mahalle olması lazım, değil mi? Değil mi? Bir çarpık yapılaşmalarla oluşmuş. Mezra şeklinde. Evet. Hizmette almayınca her gün mahallemizin o yüzünü görünce biz, hı hı, yani şeyiz yani, belediyelerden bir sıkıntı çekiyoruz. Evet, taleplerimiz onun var. Onun için de inşallah tabi yeni mahallemize iyi bir belediye başkanımızın seçilerekten, evet, mahallemize güzel hizmetler, hı hı, vermesini. Yani seçimden sonra Yakacık Mahallesi'ni unutup ya oyumuz şuydu buydu şu oy çıktı falan diyelim ki, hı hı, Devran Başkanımız seçildi geldi. Evet. Ama sizin mahalleden istediğim oy çıkmadı, ben size hizmet veremem. Biz böyle bir başkan da istemeyiz yani açıkçası. Yani az çıksın, çok çıksın oyumuz. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer belediye başkanının öyle bir lüksü yok, öyle bir şey söyleme lüksü. Söyleyebiliyor. Hayır efendim. Öyle değil mi başkanım? Söyleyebiliyor. Yani oy şimdi, alsa da olmasa da. Şimdi Yusuf abi çok haklı. Bugüne kadar hep böyle yapmışlar. Açalım, evet, açalım bir konu. Yani gerçekten bugüne kadar hep böyle yapmışlar. Hı hı. Biz daha Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni mahallede hiç belediye kazanmadık. Evet. İnşallah ilk kez kazanacağız. Hı hı. Ondan sonra onun öyle olmadığını da göstereceğiz. Heh, bizzat, evet, icraatla göstereceğiz. Evet. Baştan da umudum dedik ya, umudumuzu ben o maksatla söyledim. Evet, inanıyorum. O maksatla. İnşallah sizlerin de bu bölgeyi yakından tanıdığınızı biliyoruz. Evet. Burada bir yakın bir topraklarımızda birbirine, evet, bitişik sayılır. Umutluyuz Sayın i̇nşallah, Başkanım. İnşallah, inşallah. Umutluyuz inşallah. Bak, komşularımız dört gözle hepsi de bakıyor. Başkanımızdan. Ne yapıyoruz Devran Başkanı? Destekliyor muyuz efendim? Gittiniz, solunuz çıkmıyor. Evet. Siz böyle bu şekilde destek verirseniz tabii ki hizmet de inşallah ayağınıza gelir. Öyle değil mi başkanım? Mutlak surette hep söylediğimi burada tekrar söylüyorum. Rabbim mahcup etmesin. Yani beni bu insanlara karşı Allah'ım mahcup etmesin inşallah. Her şeyin hayırlısı. O zaman kutlu güne hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Tamam o zaman. Sokaklarındayız. Şimdi bir çiftimiz var yanımızda. Onlarla biraz sohbet edeceğim. Amca merhaba. Merhaba, sağ ol. Nasılsın? Abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Adın ne? Bünyamin. Bünyamin amcam, evet, kaç yıldır burada oturuyorsun? Vallahi Demet'te 1970'ten bu yana. Ankara'da 60 senedir falan. 53'te geldim Ankara'ya. Nerelisin? Bolluyum ben. Oo, benim hemşerim. Bak ben de Karabüklüyüm. Ha, zor hemşeri sayılır. Ya hemşeri sayılır değil, evet, aynı topraktanız. Tabii. Amcacığım, buralarda durum nedir ya? Sorunlarınız nelerdir? Ne eksiklikleriniz var? Vallahi sorunlarımız Demet'te işte bundan evvelki bir belediye reisi kaldırımlar yaptı. Heh. Bu sırada bir şey, okullar boyatıyor. Bir de trafo, elektrik trafoları, onlar boyadı. Hiçbir şey yaptığı yok bizim Demet'e bu şimdiki belediyeyiz. Onun için ondan evvel, şu kaldırlarımızı daha evvel, hı hı, şey yaptıydı Ahmet Duyar. Ne, bu hiçbir şey yaptığı yok bunlara, ama o çay yoluna başka yere yapıyorsa bilmem. Demet'e hiçbir şey yaptığı yani yok. Eksiklik çok fazla diyorsunuz değil mi? Evet. Onun için. Neler istiyorsunuz peki, neler yapılsın? Vallahi o şey yaptığı olmadığına göre bir başkası görürse daha iyi bana kalsam. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki. Amcam uyuyor musun? Uyuyor musunuz? Dinleniyorsunuz. Günaydın. Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet ismim. Mehmet Bey, kaç yıldır buradasınız? Aşağı yukarı 20 yıldır buradayız. 20 yıldır buradasınız. Peki, buradaki sorunlar nelerdi, bana anlatabilir misiniz? Hangisinden başlayayım ki? Hangi? Oho, demek ki sorun çok fazla. Kalabalık yer, kalabalıkta, evet, sorun çok olur haliyle.
Şimdi buranın trafiği görün, kaldırma park ediyorlar. Evler iç içe, güneş almıyor, sağlıksız. Daha ne bileyim, çöpleri balkondan aşağı dökmek gibi bir şeyimiz var. Millet olarak alışmışız böyle şeye. Dediğim gibi yani işte kalabalık en çok şeyimizde trafik sorunu. Her yerde olduğu gibi. Evet. Anladım. Peki daha başka neler yapılması istiyorsunuz ki buralarda? Vallahi şu an için aklıma bir şey gelmiyor. Yani bunları çözseniz zaten 190 çözülür. Kafi olur diyorsunuz çözülür değil mi? Diyorum. Bu dediklerim olursa 190 çözülür diye düşünüyorum yani. Peki canınız sıkıldığında, bakın şu anda dinleniyorsunuz burada. Oturabileceğiniz yeşil alan, park falan var mı buralarda? Var da yani yeterli değil. Yeterli gelmiyor. Aşağıda Cemre var. Şurada birinci şey caddesi var ama dediğim gibi nüfus kalabalık. Yani onlar hepsini şey yapsan onun gibi 10 tane lazım. Yani, değil mi? Yani yeterli evet. Olmuyor efendim. Peki size Devran Kutlu Gün desem ne söylersiniz efendim? Valla işte tanımıyoruz, işte tanıyacağız bakalım, işte şeyleri, reklamları tanıyacağız bakalım. Bekliyoruz yani, tanımak istiyoruz. Görüştünüz mü hiç? Kendisiyle görüşmedim, kardeşim ara sıra gidiyor toplantılara falan ama ondan bilgi sahibi oluyoruz yani en azından. Peki. Yani dediğimiz gibi 30 Mart'ta siz zaten gereken cevabı vereceksiniz. İnşallah, inşallah artık. Hepiniz için değişim hayırlı olsun, olur. Evet. Yani hep aynı da hani kıyafeti değil mi artık? Biraz değişiklik olsun istiyoruz ama bakalım hayırlısı, kısmet nasip. Değil mi? Yani. Her gün çorba içilmediği yani, gibi. Yani. Evet efendim, vatandaş da farklılık istiyor artık. Yapacak bir şey yok. Onların tercihi çünkü. Onlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla kendilerini yönetecekleri, yani başında olacak kişiyi de kendilerinin seçmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim son sözlerinizi de alalım, artık programı kapatacağız. Neler söylemek istersiniz? İşte Türkiye diye geldiniz yanıma. Evet. Ben de size işte Yeni Mahalle dedim. Bizzat gözlemlediniz. Evet. Kendiniz gördünüz. Yeni Mahalle bir kutlu güne hazırlanıyor. O kutlu gün 30 Mart günü inşallah. 30 Mart'ın akşamında bir başka kutlu güne kavuşacak. Biz buna inanıyoruz ekip arkadaşlarımla birlikte. Allah mahcup etmesin. Biz inançlı bir kadroyuz. İnançlı bir ekibiz. Haram ve helalin mücadelesinde helalden yanayız. Helal sofralar, helal lokmalar veriyoruz. Ve biz helalin kazanacağına inanıyoruz. Yeni Mahalle'de helal kazanacak. Yeni Mahalle kutlu günlere helalle kavuşacak inşallah. İnşallah efendim. Size de bu yolunuzda başarı diliyorum efendim. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Allah kalbinize göre versin. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim her güzel şeyde olduğu gibi bu haftada programımızın sonuna geldik.